Denizli Milletvekili Teoman Sancar olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni yıla girerken öncelikle herkese esenlikler diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel günler nasip eylesin Allah bize. Bugün de huzurlarınıza gelmemin sebebi tabii değerli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dün de televizyonda yaptığı açıklamalar ve benim de kendi medya sayfalarımda paylaşımlarım üzerine yine çok değerli AK Parti'nin gençlik kollarındaki kardeşlerimiz yoğun bana sorular sordular. Tabii ben onları da aydınlatmak isterim. Bu sebeple ilgili sanki bir mahallede bir su yapılıyor da bundan dolayı biz eleştirmişiz gibi mana ortaya çıktı. Çok değerli Denizli hemşehrilerim, 100 yılın projesi diye bu Denizli'de içme sularının küflü olduğu, içme sularının değişeceği, altyapıların yapılacağı haberleri dün değil, bugün değil, ondan önceki günde değil, 11 yıl evvel gündeme gelmiştir. Şu gördüğünüz Çınar Meydanı'nda belediye başkanımız küflü boruları göstererek buradan su içiyordunuz demiştir. Yüzlerce milyon harcayıp bu memlekette adeta memleketi bir yıl trafiğini felç etmiştir, dükkanlarını felç etmiştir, sokaklarını felç etmiştir. Bizler de ne için sabrettik? Güzel bir şehir olsun dedik. Amacımız kimseye rekabet etmek falan değil. Değerli belediye başkanımız Osman Sonar'a da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Kimseye rekabetimiz yok. Ama bir milletvekili olarak bölgesinde 1 milyonluk mega bir şehirde sorunları da dile getirmeyeceksek bizim burada bulunmamızın, görevimizin sebebi nedir? Ben bunun da bilinmesini önemli rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, Yenişehir. Ya Yenişehir'le ne alakası var? Bizim size gösterdiğimiz yerler sadece Yenişehir değil. Arkadaşlar, Sevindik Mahallesi de var, Merkez Efendi Mahallesi de var, Sümer Mahallesi de var, Yenişehir Mahallesi de var, ondan sonra Serdar Gazi Mahallesi de var. Buyurun arkadaşlar, Sümer Mahallesi'nde, Sevindik Mahallesi'nde, Merkez Efendi, kendileri zaten beyan ettiler. 7 mahallede, ki 7 mahallede Denizli'nin en büyük nüfuslu olan mahalleleri. Ben de soruyorum, 11 yıldır siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Böyle plansız, böyle programsız, kaymak asfalt yapılmış, gıcır gıcır, yeniden kaz, yeniden boz. Bu memleket ne kadar daha dayanacak bu delik deşik olmaya? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Belediye başkanımız diyor ki, sen içme suyu döşüyorsun biliyorum ama sen bunu 11 yıldır anlatıyorsun. Çınar'ın göbeğinde şov yaptınız bundan 11 sene evvel, 10 sene evvel. Biz altyapıyı değiştiriyoruz diye, suları, boruları yeniliyoruz diye. Bu sebeple değerli Osman Zolan görevine baksın. Şimdi biz bunları anlattık. Allah razı olsun, güzel bir hassasiyet göstermiş. Hemen ardından Facebook'undan paylaşım yapma gereği duymuş. Ondan sonra tabii biz yine söylüyoruz. Mahallelerinin asfaltla alakası kalmadı. Tozun toprağın içinde geziyorlar. Bir an evvel bitirirse memnun oluruz. Bitmesinden de mutluluk duyarız. Biz projelere karşı değiliz. Yapılan bir Recep Yazıcıoğlu parkından dolayı Allah razı olsun demesini de kendimize şiar edinmiş bir insanlar. Ama arkadaşlar şimdi her seferinde boz yap daha yeni bir mahalle asfaltları gıcır gıcır daha yeni villalara taşımış, müstakil evlere taşımış millet. Kazıyorsun bozuyorsun. Bununla ilgili o plansızlığın sonu nedir? Nereye kadar gidecek? Bununla ilgili bunu sorguluyoruz. Bunu sorgulamak da bizim hakkımızdır. Hatta biliyorsunuz bu ta eskiden bu yana söylem oldu. 100 yılın projesi 100 yıl çilesi oldu diye. Şimdi biz bunları anlatmazsak, biz bunları sizlere göstermezsek, bunları yerine takip etmezsek belediye başkanının o mahalleleri götüremiyoruz gördüğünüz gibi. Sayın Başkan hemen Yenişehir'de solu almış. Ben orada çektim fotoğrafı. Ben her mahalleyi çektim. Yine söylüyorum. Bakın burada yüzlerce fotoğraflar var. Bakın. Yüzlerce. Her mahallede var. Her mahallede bizim çektiğimiz alanlarla ilgili mezbeleli olan yerler var. Ama diyoruz ki mesele bu değil. Mesela artık bunlar son bulsun. Yani bu 7 mahalle ise 3 aysa bu 3 ay olsun. 3 yıl olmasın. 13 yıl olmasın. Çünkü sen ne söylersen bu işler yerine gelmiyor. Her yer delik deşik. Değerli arkadaşlar. Bu sebeple Sayın Zolan'a o değerli AK Partili gecenin saat 1'ine 2'sine 3'üne kadar bana cevap yetiştirmeye çalışan AK Partili genç kardeşlerimiz, hepsi yönetim kurulu üyeleri yazıyorlar ben vatandaşım diye. Ama size mutluluğumu söyleyeyim. Ben bunları paylaştım. Yüzlerce beğeni geldi, takdir geldi, teşekkür geldi. Yüzlerce de mesaj ve telefon geldi. Ama bir tane de ya birisi de ya bu böyle değil, Denizli ilk defa kazılıyor. Böyle bir şey yok diye bana söylemediler. O Talas'taki AK Partili kardeşimin oradan sazan gibi atmasına gerek yok. Zaten ben Yenişehir'i biliyorum, Sevindik'i biliyorum, Sümer'i biliyorum. Bari bu kadar kendinizi komik durun, şurayın. Onlar bizim kardeşimiz. Böyle gece yarısı yazıp da böyle yalanla dolanla bu iş yürümez. Ben size belgelerle konuşuyorum. Şimdi o kardeşlerime bir daha söylüyorum. Kendileri bana mesaj yazarken
kırıcı olmamışlar. Teşekkür ederim. Ama hepsi ya, kopyala yapıştır yazıyor oraya 20 kardeşimiz, 30 kardeşimiz. Ya geceleyin kopyala yapıştıra gerek yok. Binin arabaya kesin Denizli'yi. Sümer dedim. Yalan söylüyorsun vekilim deyip. Sevindik dedim. Yalan söylüyorsun vekilim deyip. Serdar Gazi dedim. Yalan söylüyorsun vekilim deyip. Merkez Efendi Mahallesi dedim. Yalan söylüyorsun sayın vekilim deyip. Deyin bunu. Biz de görelim. Bu kamuoyunda gizlimiz saklımız yok. Hesabımız her yer açık. Ondan sonra değerli arkadaşlar, Sayın Zola Sayıştay raporlarında Denizli'de sınıfta kalmıştır. Sayıştay raporları, Sayıştay'ın Denizli'ye verdiği not şu anda bizim açımızdan sarı karttır. İnşallah yerel seçimlerde de kırmızı kart diyecektir. Değerli arkadaşlar, Sayıştay raporlarına baktığınızda bir memleketin yönetim şekli vardır. Kuralları, hukuku vardır. Bu sebeple ben konuya şöyle girmek istiyorum. Belediyenin bir doğrudan temin hakkı vardır. Bu bir limittir arkadaşlar. Ama maşallah belediye başkanımız mankenlik, oyunculuk hizmetleri hak getire çiftlik gibi yönetmişler belediyeyi maşallah. Verdikleri yerleri har vurup harman sarılmışlar. Bakıyorsunuz şöyle, Sayıştay raporu söylüyor, ben söylemiyorum değerli arkadaşlar. Yani kendi reklamını yapmak için bez çanta yaptırmış, milletin cebine 630 bin lira para çıkmış değerli arkadaşlar. Ya bez çanta için 630 bin lira para veriyorsun. Bir arkadaş, millet aç, millet işsiz. Sen belediye başkanı olarak bu trilyonları, bu paraları buralara harcarken, şimdi arkadaş söyle, niye millete bir destek vermiyorsun? Niye su faturalarını bir 6 ay ötelemiyorsun? Ha şimdi ona da geleceğim. Oradan da tabii DESKİ maalesef sınıfta kalmış. En çok DESKİ raporları skandal. Onları paylaşacağım. Ama belediye başkanımıza hep söylüyoruz. Maalesef bu har vurup harman savurmayı bıraksınlar. Bu belediye hepimizi. Mahkeme kadıya mülk olmaz. Belediye başkanına da belediye mülk olmaz. Yarın o da o koltuktan kalkacak birileri oturuyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaptıkları hayırlı hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bu kadar savurganlık artık herkesin dilinde. Türkiye'nin en borçlu illerinden birisisin. Artık kredilendirmede sen zor döndürüyorsun. Ve zor döndürdüğün için de faiz batağının içine giriyorsun. Değerli arkadaşlar. Şimdi ben size DESKİ ile ilgili fiyatları bildireceğim. Onu bildirmeden evvel söylemek istiyorum. Bir kere Denizli halkı bilsin. O değerli gençlik kollarındaki kardeşlerimiz de bilsin. İspatlarlarsa ben kendilerine teşekkür edeceğim. Aydın'daki Ahmet amca, Muğla'daki Mehmet amca, Denizli'deki Teoman Sancar. 21 ton su kullanmışız. Bu benim kendi faturam değerli arkadaşlar. 21 ton. Şimdi pandemi döneminde bu daha da artacak. Temizlik ve maske mesafe diyoruz ya, bir de 4 gün evde millet. Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Muğla'da ki kullanan Mehmet amca var. Su bedeli 21 ton 135 lira fatura vermiş. 135 lira 31 kuruş. Muğla'daki. Aydın'daki Ahmet amca 21 ton su kullanmış, 135 lira 67 kuruş vermiş. İki CHP belediyesinde nasıl birbiriyle uyumlu çalıştığını ve net olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Sayıştay raporlarında teşekkür ettiler neredeyse sağ olsunlar. Bizim belediyemizde, Osman Zola'nın belediyesinde Teoman Sancan 21 ton su kullanmış arkadaşlar. Okuyorum, 184 lira 60 kuruş. Her ay 55-60 lira benden fazla su parası alıyor beyefendi. Ama çıkıp belediye meclisinde diyor ki, kayıtlarda var. Geçen sene ya diyor, dibimizdeki diyor Burhankent bizden diyor pahalı su satıyor diyor. Ya arkadaş, Aydın milletvekilleri var bunların. O da aynısını söylüyordu orada. Yazmış oraya. Denizli'de su 3 lira, Aydın'da 8 lira diye. Ya arkadaş, Allah rızası için ya. Ya bu kadar milleti yanıltmayın. Bu kadar milleti saf yerine koymayın. Ayıptır yani. Sen bu suyun fiyatını düşürmen lazım Sayın Osman Zola. Deski Sayıştay raporlarına bakarsanız zaten ayarsız gittiği belli. Bu raporlardan sonra Denizlilerimiz gelen su faturasının ne kadar kazık olduğunu iyice anlayacaklar. Denizli halkı bu 60 lirayı nereye veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Faize veriyor, faize. Denizli'de DESKİ bizim o su şirketimiz vatandaşı su fiyatlarından bezdirmiş. Denizli şu anda suyu en pahalı satan il. Şimdi yarın Sayın Zolan çıkıp da bana derse ki ya bir ton bende de aynı aydın da bir ton da olmaz. Kimse bir tondan su kullanmıyor. Bir, iki, sen Denizli'de kademeli su satıyorsun. Kademeli. Yani milletin asgari kullanacağı rakam o değil. Sen o rakamı kademeye bindirip 1,5 katına, 2 katına çıkarmışsın. Yani onu bile milletle dalga geçer gibi konuşmalar yapıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, en önemlisini söyleyeyim size. Zolan, Sayıştay raporları söylüyor, ben söylemiyorum. Suyun bedelini hesaplayamıyor.
Aynı böyle arabada şey plastik su satanlar gibi aldığın üstüne kar koyuyor. Ama bilmiyor ki kaç aldığını. Çünkü değerli arkadaşlar bu çok önemlidir bakın. Sayıştay raporu var elimde. Ben Sayıştay raporuna göre konuşuyorum. Yani bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlar şimdi kendilerinin su depolarının ellerinde 567 tane su deposunda diyor. Debi metre yoktur diyor. Toplam su deposunda sadece 49'unda arkadaşlar 49 tanesinde debi metre var. Allah aşkına 567 tane su deposuna neyin nasıl girdiğini bilmiyor. Neyin nasıl çıktığını bilmiyor. Böyle bir işletme olabilir mi ya? Böyle bir müsriflik olabilir mi? Böyle bir vatandaşla alay etmek olabilir mi? Nasıl bir bilinçsizce su satımıdır bu? Değerli arkadaşlar, maalesef DESKİ bu anlamda iki konuda sınıfta kalmıştır. Ben size arz etmek istiyorum durumu. Bir, biraz evvel ilettiğim su raporları önemlidir. Daha da önemlisine geleceğim şimdi değerli arkadaşlar. Bu Sayıştay raporlarına göredir. Bunu da bilmenizi isterim değerli arkadaşlar. Şimdi DESKİ'nin faiz giderini ben size ileteyim şöyle arkadaşlar. Buyurun. 60 milyon 859 bin lira faiz ödüyor aldığı kredilere. 61 trilyon para ödüyor. Denizliler, hemşehrileri mi ödüyor bu su parasından? Bu faturadan ödüyoruz biz bu faizi, kredi faizi değerli arkadaşlar. Günlük kaç para ödüyor biliyor musunuz arkadaşlar DESKİ'nin faiz ödemesi? 167 bin lira her gün para ödüyor DESKİ. Her gün 167 bin lira faiz ödüyor. Her gün. Bölün vatandaşa, bölün abone sayısına çıkan parayı hesaplayın. Yani ben belediyenin kazanmasını isterim. Ben belediyenin tabii ki tasarruf etmesini isterim. Ha ama maşallah zorlar personel giderlerinde de çok marifetli. Daha bundan 6 yıl evvel 10 milyon 790 bin lira olan yani 11 trilyon olan personel giderlerini şimdi 26 trilyon lira çıkarmış maşallah. 2.6 katına çıkarmış. Çünkü DESKİ çiftlik yandaşları al. Önce AK Parti'ye uyuyor sonra DESKİ'ye uyuyor. Bu kadar basit. Ve biz de bunu diyoruz arkadaşlarımıza. Böyle siyaset, böyle politika, böyle millete hizmet olmaz. Onun için de kendisine söylüyorum. Zaten faaliyet raporlarında, performans raporlarında baktığınız zaman söylediklerinin hiçbirinin yerine gelmediğini üzülerek görüyoruz arkadaşlar. Örneğin sondaj kuyusu açılması yazmış. Kaç metre? 4500 metre. Gerçekleşme oranı %0. %0. Şimdi ben size soruyorum. Ya bir insan bir tahmin yaparken bir şey sormaz mı ya? Şimdi demiş ki yağmur suyu şebekelerinin yenilenmesi, ilave şebekelerin yapılması demiş. Kaç metre döşeceksin demişler. Ölçmüş, biçmiş mühendislerle beraber 10.000 metre demiş. Kaç metre döşeyebilmiş? 3.800 metre döşeyebilmiş. Arkadaşlar bu devlet yönetimi böyle olur mu ya? Kanalizasyon yapımı için arazi alacağım demiş. Bana bütçe verin demiş. Kanalizasyonları ve kamulaştırma için, irtifa hakları için. O bütçeyi almış. Ne önermiş? 150 adet önermiş. Kaç tanesi yapabilmiş? 19 tanesi. Arkadaşlar tutarsızlık olur da 50 dersin 40 olur arkadaş. 150 deyip de 19 olur mu ya? Buna şöyle baktığınız zaman arkadaşlar maalesef bu konularda tamamen sınıfta kalmış. Ve Sayıştay raporlarına göre Sayın Zolan su parasını hesaplayamıyor. Su parasını doğru satmıyor. Kar ya da zarar ettiğini bilmiyor. Bilmişler bir girdaba. Denizli'yi de bindirmiş bir sandala. Habire sağa sola sallıyor. Onun için Sayın Zolan'ın bir an evvel DESKİ'de düzeni ele alması lazım. Şimdi DESKİ diyoruz, tabii DESKİ dediğimiz zaman da ben hep söylerim böyle değerli arkadaşlar. DESKİ dediğimiz bina şu anda bizim şeyimiz. Denizli Gökdelen'i 15 katlı plaza, cam saray, sırça saray. DESKİ batmış zarar ediyor. 61 trilyon faiz ödüyor yıllık. Utanmadan Sırça Saray'da keyif sürüyor beyefendiler. Ya yazıklar olsun. Bu milletin parasını heder edenlere yazıklar olsun. Şimdi arkadaşlar yine Sayıştay raporlarında söylüyoruz. Biz bunu yazarken hani bilmenizi isteriz. Burada çünkü bunlar çok önemli ve her zaman söylüyoruz. Şimdi orada o sarayda otururken ne kira veriyorsun? Garajda işgal ettiğin dükkanlardan ne kira veriyorsun? Ne kira veriyorsun? Şimdi otogara geleceğim. Şimdi otogara geliyorum Sayıştay raporundan sonra. Ama değerli arkadaşlar bugün yani o baktığınız su paraları düzensiz olduğundan dolayı Denizli'de vatandaşlar bundan şikayetçi. Esnaf şikayetçi, memur şikayetçi, emekli şikayetçi. Su paralarını önce yönlendirmesi lazım. Ha bunu ben demiyorum, Sayıştay diyor. Bu açıdan da tabii bunları sağlıklı bulmuyoruz. Şimdi değerli dostlar gelelim Denizli Otogarı'na. Denizli Otogarı'na niye geliyorum?
Deniz otogarı benim için çok önemli. Neden arkadaşlar? Ben o dönemde de belediye meclisiydim. Sonu geldi, projesi atıldı. Buraya yapıyoruz. Hayır dedik, buraya yapmayın. Hazine size vermiş orada Milli Emlak Garaj Otogar Yeri, 91 dönüm Ankara yolu üzerinde. Tüm garajlar gibi, ulaşım master planına uygun. Aynı Muğla'daki gibi, diğer Aydın'daki gibi. Şimdi değerli arkadaşlar, bir şeyleri görmenizi istiyorum. O da nedir? Denizli Garajı, otogarı AKP'nin lüksüne kurban edilmiştir. Bilinçsizliğine kurban edilmiştir. Adeta millete şov yapacağız diye Denizli vatandaşlarımızın emlak vergisinden, inşaat vergisinden, trafik kaldırım işgalinden ve su parasından ödedikleri paralarla 122 trilyon liraya yapılan garaj budur. O kadar perişan ki Denizli Garajı'nda arkadaşlar ilk halinde buydu, son halinde bu. Hiçbir dükkan kiralanamamıştır. Hiçbir dükkan gelir getirmemektedir. Denizli Garajı dökülmekte. İzbe içine girilebilecek gibi değil. Karanlık. Hiçbir kullanımı yok. Minibüs süsü de şikayetçi, otobüs süsü de şikayetçi. Vatandaşı da şikayetçi, devletin memuru da şikayetçi. Değerli arkadaşlar, bu paralar buraya ne için gömüldü ben soruyorum. Şimdi. Dükkanlar kiraya verilemeyince deskiye veriliyor. Deskiye veriliyor. Plaza demiş buraya, beyefendi açılış yaparken kendi belediye sitesinden demiş ki, içinde demiş, 15 katlı bir iş merkezimiz bulunuyor demiş. Buyurun, bu 15 katlı iş merkezi burası. Bu 15 katlı iş merkezi Sayın Osman Zolan, sana soruyorum. Bunu samimiyetle soruyorum. Kaç para kira getiriyor sana? Denizli'deki bu otogardan 122 trilyon para yatırdın otogardan. O günden bugüne ne gelir elde ettin ya da ne gelir elde edemedin de vatandaşı zarara soktun? Bunları da anlatmanı istiyorum. Deski suyu ticari olarak satan bir şirkettir. Kanalizasyondan katılım payı alan bir şirkettir. Atık sudan para alan bir şirkettir. Deski'nin girdisi de var, çıktısı da var. Deski acaba bu garajın olduğu yerlere kira ödüyor mu? Neden Deski'yi Rusırça Sarayı'da zararını oturtmaya devam ediyorsun? Neden her gün 167 trilyon, 167 bin lira parayı faiz olarak vatandaşın cebinden alıyorsun? İşte bu %30 pahalılık buradan kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Bunu Denizlilerin bilmeye hakkı yok mu? Denizli vatandaşlarımız suyu neden pahalı içtiğini bilmek hakları değil mi? Bu anayasal bir haktır değerli arkadaşlar. Biz bunu söylediğimiz zaman, yok efendim ya şov yapıyorlar. Ya şovu biz yapmıyoruz. Şovu Şahin Tin yapıyor Türkiye Büyük Meclisi'nde. Kuru ekmek bütçesiyle. Biz şov yapmak istesek orada çıkarız, pilav ederiz. Şov olur. Ama biz evraklarla konuşuyoruz. Çıkıp da sen buradaki vatandaşları saf mı sanıyorsun? Su Aydın'da pahalı, Muğla'da pahalı, burada değil. Yani bırak Aydın'a, Muğla'yı, çamur atmayı ya. Bırak. Sen suyu %30 pahalı satıyorsun arkadaş. 60 lira, 55 lira fark var. Az mıdır değerli arkadaşlar? Bir işçi için, bir asgari ücret için az mıdır bu fark arkadaşlar? Her ay veriyor bunu bu adam. Her ay. O açıdan söylüyoruz. Şimdi aynı dönemde yapılan Aydın Otogarı. Maliyeti KDV dahil 24 trilyon. Aydın Otogarı'nda kiralık bir tane dükkan yok. İçinde 800 kişilik düğün salonu var, vatandaşın faydalandığı. Şimdi ben Sayın Zoran'a soruyorum. Televizyona çıksak sormak istiyorum. Denizli bir vatandaş olarak, Denizli bir birey olarak soruyorum. Ya sen niye hayallerle bu işi illa denize yaptın da böyle izbehane mekanlar yarattın? Neden Denizli böyle bir talihsizlikle karşı karşıya? Senin bu konudaki öngörülerinin zayıflığından dolayı bu millet bu çileyi neden çekiyor değerli arkadaşlar? Ben şimdi Sayın Zoran'la beraber gitmeye razıyım. Dün Yenişehir'e gitti. Belki yarın garaja gider. Garaja bir çözüm üretir. Açıklama yapar, memnun olurum. Ama Denizli Otogarı, Denizli'nin şu an itibariyle maalesef yüz karası olmuştur. Ya içine devlet dairelerini soka soka bitiremediler. Hala dolu dükkanlar var. Karakolu getiriyorlar, deskiyi getiriyorlar, bentaşı getiriyorlar. Arkadaş, bir insan kendi daireleri için 130 trilyona, 120 trilyona bina yapar mı ya? 2012-2013 yılının parası bu arkadaşlar. 2020'nin değil, 2020'nin parasını hesaplarsanız bu zarar Denizlilerimize 700 trilyonlara kadar çıkar değerli arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunu tüm Denizli hemşehrilerin bilmesini istiyorum. O yüzden çıkıp da Sayın Zoran bana demesin, Tevhan Bey bu işle ilgili bir saklıyız demesin. Ben dayanaklarla ilgili konuşuyorum, evraklarla ilgili konuşuyorum. Ve Sayın Zoran'ın maalesef bu konuda Denizli halkından sarı kart gördüğünü, Sayıştay'dan kırmızı kart gördüğünü,
Yine ilk yerel seçimlerde de kırmızı kart göreceğini çok iyi biliyorum. Çünkü artık yeter. Artık yeter. Bu milletin parasını bu kadar heder edemezsiniz. Bu milleti bu kadar saf yerine koyamazsınız. Bu milleti biz suyu ucuz veriyoruz diyerek %30 pahalı satamazsınız değerli arkadaşlar. Bana birisi bunları anlatsın, bana birisi bunları söylesin. Haklısınız diyeceğim. Ben yine soruyorum. Bakın arkadaşlar, bu geçen senenin, bu senenin devamlı fotoğrafları. Buyurun. Şurada kaç kişi yalnız seyahat edebilir? Bir hanımefendilere soruyorum ben. Kaç kişi buraya gündüz ya da gece yalnız girebilir? Esenler Otogarı'nın hakikaten rakip olmuş. Yani aralarında yarış yapabilirler. Ve bu bina için 100 yılın binası diyorlardı. Bu bina için şov yapıyorlardı havaalanı gibi. Allah aşkına havaalanı gibi de hakikaten boş. İn yok, cin yok. Şu anda bu Deniz Otogarı zarar ediyor. Ben de soruyorum. Deniz Otogarı'nın aylık belediyeye olan zararı, külfeti nedir? Deniz Otogarı şovunu yaptınız ya, bu çılgınlığın maliyeti Denizli'ye nedir? Denizli vatandaş, sizin bu yapmaya çalıştığınız ama beceremediğiniz bu projelerden dolayı daha ne kadar zarar edecek? Bana bunu anlatsınlar, başka bir şey sormuyorum. Denizli Belediyesi'nin yapmış olduğu şeylere teşekkür ederiz. Ama Denizli Belediyesi'nin yapamadığı şeyleri de söylemek bizim görevimizdir. Tekrar söylüyorum, o değerli genç kardeşlerimize de söylüyorum. Onların da bilmeye hakkı var. Onlara geceleyin öyle talimat geliyor galiba, kopyala yapıştır yazıyorlar. İstedikleri kadar yazsınlar. Ben sabaha kadar kendim de cevap veririm. Onlar bizim kardeşimiz. Yine söylüyorum, kendileri çok nezaketli bir üslup içinde beni sorguluyorlar, soruyorlar. Ama Sayın Vekilim, işte Yenişehir ilk defa değilmiş. Ya bir Yenişehir'e kilitlenmeyin, biraz daha şöyle daha yüksek bakın. Denizli kocaman bir şehir. Denizli mega bir şehir artık. Ve mega şehirde Sayın Zola'nın yaptığı bir adımlık fayda yoktur bu memlekete. Bir adımlık. Denizli'nin ulaşım master planı hakkında bana biriniz bir şey söyler misiniz? Denizli'de trafik rahatlamış mıdır? Denizli'de ulaşım master planı yerine gelmiş midir? İlk defa Türkiye'de minibüsçüler Çınar Meydanı'na minibüslerini yığıp sen ne yapıyorsun bizi beklememizden bekmeye uğraşıyorsun demiştir ya. Ulaşım master planından bahsedip toplu ulaşımı kale içine bayram yerine sokmayıp bireysel arabayı kale içine bayram yerine sokan bir zihniyet. Ulaşım master planından bahsedebilir mi değerli arkadaşlar? Ben bunları söylediğim zaman neden kötü oluyorum? Sayın Zola ne zaman arz ederse kendisiyle yüz yüze görüşmeye hazırım. Tartışmaya da hazırım. Belgelerimi ortaya çıkarım. Bana biz proje yaptık diye belediyenin paralarını çarçur ettiğini anlatmasın. Bana desin ki evet ben haklısın, Denizlilerin parasını çarçur ettim. Ama bilmiyordum, kötü niyetle etmedim. Bu otogarın güzel olacağını sandım. Onun da bir biliyorsunuz o dönem ayarı olmadı. Bir otel projesi dediler, bir 33 kat dediler, bir 99 metre yükseklik dediler, bir 15 katta kaldılar. Yani otoparkına gidin aşağıya girin rezalet. Dükkanlarına gidin rezalet. Alt katına çıkın rezalet. Üst katı zaten kurdelalarla kapanmış. Yarısı karakol, yarısı deski. Bu garaj, otopark nereden para kazanacak arkadaşlar? Nasıl işte? Vatandaşa nasıl hizmet verecek? Bunun hesabını vermek zorundasın Sayın Zolan. Bu otogardaki yaptığın, bu deskide yaptığın sorumsuzlukların bedelini kim ödüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Denizli hemşehrileri ödüyor. Biz ödüyoruz biz. Su faturası ödüyoruz, emlak vergisi ödüyoruz. Onun için bununla ilgili tartışmasına gerek yok. Ben kendisini yılın son gününde sevgiyle selamlıyorum. Kendisi öyle dün diyor ya kindarlık, bindarlık. Asıl kindar kendisi. Hem öyle bir kindar ki. Hoşuna gitmeyen bir haber söylediniz mi? 6 ay küsüyor belediye başkanı. Telefonlara bile çıkmıyor. Kendisi apandisit ameliyatı olmuş. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Biz aradık bize geri dönmedi ya. Ya bu kadar nedir arkadaş? Ondan sonra diyor ki biz diyor Denizli'de yaşayacağız. Siyaset bitecek. Ya sen şu anda görevdeyken vatandaşa selam vermiyorsun. Bize selam vermiyorsun. CHP dendi mi tüylerin diken diken oluyor arkadaş. Sen selam ver önce. Sen bir samim ol. Sen milletvekili olarak benimle hangi gün Denizli'nin hangi konusunu konuştun ya? Sen milletvekili olarak biz seni aradığımızda hangi gün geri döndün ya? Nedir bu öfke? Nedir bu kin? Arkadaşlar, hep yine söylediğiniz gibi mahkeme kadıya mülk olmaz. Belediye de Osman Zoran mülk olmaz. Hiç heves etmez. O koltuklara oturacak, tabii ki kalkacak. Ama yaptığın hizmetler bir ömür kalır. Zaten bu dinimizde de böyle değil midir? Amel defteri açık olan insanlar kimdir? Hayırlı hizmetler yapan insanlardır. Böyle buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Ben de size söylüyorum. 120 trilyonluk, 60 milyon dolarlık bir garajdan dolayı hangi amel defteri açık kalacak? Kalsa kalsa belediyenin veresiye defteri açık kalır. Deskinin veresiye defteri açık kalır. 61 milyon lira faiz gideri de bu milletin başında dert kalır. Onun için ben bunu söylediğimde alınmasın, gücenmesin beyefendi. Kendisine karşı kırgınlığımız yok. Ve yine söylüyorum.
alt yapıda, üst yapıda bir şey söylediğiniz zaman yaparsınız. Bir proje yaparsınız. Garajla ilgili de söyledik, yanlış dedik, yanlış çıktı. Alt yapıda da hatalarınız var dedik, hata oldu. Ve bugün yine söylüyorum kendisine, bundan sonraki alanlarda çok proje üretme. Zaten bir sürü borç var. 2-2,5-3 yıl sonra inşallah ilk yerel seçimde gideceksin. Gelenin de başına çok büyük bir dert bırakma. Şu deskiyi toparla. Bu deskiyi acil toparla. Fazla personel varsa torpille aldığın yandaş. Onları kenara koy. Acil işe ihtiyacı olanları al tabii ki ama teknoloji çağında gider 2,5 kat artıyorsa personel gideri 10 milyondan 27-26 milyona çıkıyorsa ben size soruyorum. Artık ortam bilgisayar ortamı oldu diyorlar. Diyorlar ki bilgisayarda çözüyoruz her şeyi. Teknoloji artık bilgisayar teknolojisi diyorlar. Ha gerçi onu diyor su depolarında bir daha debimetre yok. Manuel ölçen yok. Onu bile yapamamışlar. Deskiyi çitlik gibi kullandıran Sayın Osman Zolan'dır. Deskinin genel müdürünü başka şirketler ortak ediyor. Belediyenin şirketlerine gidin bakın şöyle arkadaşlar. Gülerseniz hep aynı insanlar. Hep aynı kişiler. Bir şey var. Mehmet Teke nedir bu arkadaşımızdaki keramet, sihir bilmiyorum. Beltaş Büyükşehir Belediyesi Temizlik, Ulaşım, Sanayi ve Ticaret Arama Şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı kim? Mehmet Teke. Denizli Büyükşehir Belediyesi Enerji, Sanayi ve Ticaret Arama Şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı kim? Mehmet Teke. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanayi ve Ticaret Arama Şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı kim? Mehmet Teke. Allah Allah. Bir de girişim üstünü yaptır. Bu nedir ya? Yok mu bu memlekette bir tane yönetim kurulu başkanlığı yapacak bir adam ya? Yok mu bir tane üniversiteyi bitirmiş, Pamuk Üniversitesi'nin bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi, bir inşaat yok mu? Yok mu? Nedir bu Mehmet Teke'deki keramet? Neler yapıyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz? İşte böyle. Böyle işte. Eskinin genel müdürünü alıyor. Denizli Büyükşehir Ulaşım Sanayi yönetim kurulu yapıyor. Onanıyor oraya veriyor. Eskiye gidiyor belediye şirketine. Belediyede personel olan, belediyede maaşla çalışanları üye yapıyor yönetim kurulu üyesi. Ya bu adam memur mu yönetim kurulu üyesi mi? Ya bir adam hem esnaf hem kütüphanede memur olur mu? Yani elinle tutulacak bir şeyin yok. Habire tutturuyorsun Yenişehir. Ya Yenişehir ne? Yenişehir yap Allah razı olsun. Yaparsan bin kere Allah razı olsun. Ama karnı yarık gibi 11 yıl yapma. 21 yıl yapma. Belediyenin paralarını çarçur etme. Bu şirketlerde neler oluyor neler dönüyor bak. Demiş ki burada, çok önemlidir bu tabii benim açımdan, söylüyorum size. Beltaş 42 tane iş yerini ihalesiz kiraya vermiş. Bakkal dükkanı gibi. Verdim. Mehmet Tek Hazretleri. Sayıştay söylemiyoruz bunu arkadaşlar. Bakın şirket olarak söylüyoruz. Şimdi burada neden söylüyoruz bunu? Bunu bilmeniz önemli. Şimdi 42 taşınmaz ihalesiz olarak üçüncü kişiye kira verir. Nasıl verir arkadaş? Neden verir? Bu sorumsuzluk nedir? Buraları babanızın şirketi gibi neden işletiyorsunuz? Kanuna aykırı. Yapılan alımlarda diyor birçok usulsüz durum var diyor. Bunların hepsi Denizli vatandaşlarımıza anlatıyoruz biz de. Bunda mahsur ne? Yani Sayıştay raporunu burada görülen olumsuzlukları vatandaşlarla paylaşmanın yanlışı ne? Sayın Osman Sola. Ne yapalım? Sen de her gün ittifak mı dizelim? Yaşa padişahım. İyi ki varsın Mehmet Teke, iyi ki var. İyi ki Denizli'de belediye başkanı olmuşsunuz. O da iyi ki yönetim kurulu. Bu mu yani? Arkadaş ben söyleyeyim. Ben evraklarla ilgili konuşuyorum. Buyurun. Bir kişi 3 belediye şirketinin genel müdürü olur mu ya? En insaf bir arkadaş. En insaf ya. Ben bunlardan rahatsızlık duyuyorum. Bakın. Samimiyetle söylüyorum. Mehmet Teke kimdir arkadaş? Kimdir bu arkadaşlar? Ne iş yapar? Ne iş yapar? Nedir buradaki keramet? 3 şirketi birden götürebilecek kadar. Al birilerini diyoruz. Bak işte söylediğimiz kötü bir laf mı? Kötü bir şey mi söyledim? Değerli, o genç kardeşlerim bana yazan akşam siz olun bir tanesinin başkanı. Hadi siz AKP yönetim buluyorsunuz. Siz olun. Bana yazacağınız akşam Osman Zolan'a yazın. Teoman abim böyle diyor deyin abi. Ben bunda rahatsız olmam. Bu çocukları geceleyin WhatsApp'tan bana böyle talimat yağdırıp kopyala yapıştır yaptıracağınızı Facebook'tan. Alın bu çocukları işe. Yönetim bak size söylüyorum. AK Partili kardeşlerim, değerli dostlarım, genç kardeşlerim, sizler de çok nazik bir şekilde bana yazıyorsunuz ama kopyala yapıştır oluyor. Ben de size başka bir şey söylüyorum. Hadi bunu anlatın. Akşam da Mehmet Teke'yi yazın bana. Mesela Deski'nin neden zarar ettiğini yazın. Hatta Sayıştay'ı yazın. Onunla da ilgili kopyala yapıştır gelir size. Zaten beyefendi resmi devletin
Anayasal hakkı olan Sayıştay raporuna erişim engelliyor ya. Allah aşkına arkadaşlar, bir memlekette akıl tutulması yaşıyoruz ya. Büyükşehir belediye başkanı hakkındaki Sayıştay raporuna, belediye hakkında Sayıştay raporuna erişim engellemesi getiriyor. Arkadaş, bu nasıl bir şeydir? Neden saklıyorsun? Neden utanıyorsun? Niye rahatsızlık duyuyorsun? Erişim engeli getirmek nedir ya? Hadi tamam, sen erişim engeli getirdin. O rapor gitmeyecek mi Ankara'ya? Gitmeyecek mi? Bu düzen değiştiğinde bunların hesabı sorulmayacak mı değerli arkadaşlar? Sizlerin her ay 50 lira 60 lira fazla ödediğiniz su parasının hesabı sorulmayacak mı arkadaşlar? Daha bu beyefendi bir sürü yerler sattı. Geçenlerde biliyorsunuz Katarlılarla oturup pazarlık ediyordu, bir yer satacak bir yer satacak. Herhalde onun plan değişikliği daha bitmedi. Gökdelenler olmadı. Herhalde onun pazarlığı sürüyordu, bilmiyorum. Ona göre herhalde buradan bu borçları buradan kapatacağız diye. Yapacaksa da yapsın, satacaksa da satsın. Ama o yerel seçimlerde seçim kaybettiği gün bize böyle çetrefilli işlerle gelmesin. Arkadaşlar, liyakatın olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde de hakkaniyet olmaz. Değerli arkadaşlar, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kafalarına göre sırf bizden diye birilerini bir yerlere getirip orada belediyeyi babanın çiftliği gibi yönetemezsin. Deski babanın çiftliği gibi yönetemezsin. Beltaş'ı babanın çiftliği gibi yönetemezsin. Böyle bir şey yok. Bunların hiçbirisi senin özel şirketin değil. Bunların hiçbirisinde senin cebinden koyduğun 5 kuruş sermaye yok. Ama koymuşu bırak, neredeyse o sermayeyi bitireceğiz diye uğraşıyorsunuz. Faizlerle uğraşıyorsunuz. Deski'nin vatandaşa külfeti çok ağırdır. Deski'yi kapatsanız su kendi gelse evlere, millet her ay hem millet hem belediye kazanır, haberiniz olsun. Ayrıca Deski'nin o binadan çıkması adına tekrar soruyorum. O cam sırça sarayda oturduğu sürece ben de gideceğim orada her ay o Deski'de o sırça sarayın önünde eylem yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. O saraylarda oturarak bu iş olmaz. Orayı boşalsınlar, versinler kiraya. Hiç lafımız yok. O kirada vatandaşımızın en azından cebinden çıkan paranın karşılığını bulsun diyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Sorularınız varsa tabii cevaplamak istiyorum. Değerli hemşehrilerimizin bunu bilmesini görev edindiğim için bugün burada huzurlarındayım. Hepsine 2021'in sağlıklı, huzurlu, varlık, birlik, bolluk, bereket içinde ve birlik ve beraberliğimizi daim edecek şekilde güzel bir yıl olmasını diliyorum. Hepsine saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim.